The Economist'in son kapağı. Burada bir... bir kovboy. Evet, bir kovboy ama atın Amerika bacakları askeri. Çok uzun. Koray Hocam ne anlatıyordu Economist son kapağında? Şimdi şöyle, ben bunu bu şekilde yorumluyorum. Nacizane benim fikrim. Şimdi Economist'in önceki kapağı da önemli. Birazdan o da gelecek herhalde, Çin kapağı. Onu yapacağız. Burada da önce bunu konuşalım. Aslında kovboy dediği, bakın İngilizler Amerikan askerlerine kovboy der. Evet. Şimdi buradaki kovboy aslında bir Amerikan askeri. Ve yüzünü kuzeye doğru dönmüş bakıyor. Atın ayaklarının dikkat ederseniz bir kapı gibi... Hani kapıyı temsil ediyor. Yani bu kadar uzun olması atın ayaklarının içindeki o kapıdan bahsediyor. Ve kapının içinden... Yani ha, şurası özel... kapı mı diyorsun hocam? Tabii tabii. Bakın şu bölge... Şu bölüm kapı. Evet, çok net bir şekilde atın bu kadar uzun bacaklı olması vesaire bir kapıyı gösteriyor. Artık kapı, yani onlara göre onların istediği kapı, Türkiye'ye özellikle kuzeyden... Bakın açık, bu benim fikrim. İran kuzeyinden, Suriye'nin kuzeyinden... Türkiye'ye karşı çok büyük bir hamle yapacak. Bu Amerikan askeri bir onu dakika, temsil hocam, ediyor. Sen nasıl bağladın bunu Irak'a? Nasıl bağladım söyleyeyim. Şimdi geçmiş dönemde de George Bush o dönemlerde dönemin Fransa sola bakıyor. Jacques Chirac kuzeye doğru bakıyor. Jacques Chirac'ı aramıştı. Jacques Chirac'a o Körfez harekatındaki bir hususu söylemişti. Neydi? Yardımına ihtiyacım var. Gok Magok harekete geçti. Onların Gok Magok dediği Yecüc ve Mecüc'ten bahsediyor. Ve Türkleri burada kastediyor. Yani bizi. Türkler harekete geçti. Gelecek dönemde de harekete geçecek diye bunu şimdiden durduralım diye telefon görüşmesi yapmıştı. Şimdi gelinen noktada hocamın dediği Mark Milley özellikle Suriye'nin kuzeyinde PYD-YPG'yi ziyareti, Irak'ın kuzeyine geçenlerde de CENTCOM komutanı gitti. Evet. Ayrıca CENTCOM Amerikan Merkez Kuvvetler komutanının o bölgede hem peşmergeleri ziyaret etmesi hem aşiretleri ziyaret etmesi çok net bir şekilde bir hazırlığın işaretidir. Burada da Amerikan askeri tasvirinde olan kovboy askeri yönünü kuzeye bakarak kuzeye yani Türkiye'ye doğru bir hamle. Elindeki kemetle zaten orada Türkiye'ye karşı bir hamleye hazırlandığının işaretidir. Bak biz o zaman Ekonomist dergisinde İran bağlantısını da söylemiştik. Bize inanmamışlardı. İran'daki durumlar şu an vuku bulmaya da başladı. Hatırlarsan yılbaşı kapağıydı. Şimdi de ben bu şekilde yorumluyorum. Bu önemli. Adı hocam. Yeni Körfez Savaşı. Körfez Savaşı'nın daha doğrusu devamı şu anda yeni Irak Türkiye onların gözünde. Öyle mi? Evet ve Türkiye'ye karşı yakın zamanda da bu hamleyi yapmak istiyorlar. Ben böyle hocam bilmiyorum. Eyvallah. Bir eklenti, 15 Temmuz'da Arap Bağrı'nın domino taşlarının son parçasıydı, düşmedi. Son kaledir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece sınırlarından müteşekkil bir ülke değil. Bir bütün olarak ele alırsanız koskocaman bir coğrafyayı kapsar. Bu coğrafyanın içerisinde Amerika Birleşik Devletleri pek çok denemeden sonra en son geriye kalan elinde iki yer vardı. Bunlardan bir tanesi Azerbaycan tarafı, bir tanesi Suriye tarafı. Azerbaycan tarafına Rus-Ukrayna savaşının da etkinliği altında beraber kardeş ülkemizle beraber önemli bir hamleyle orası bitti. Şimdi herkesin beklediği 15 Mayıs. Çünkü 15 Mayıs sabahından itibaren uçmayan SİHA, uçmayan İHA, uçmayan Milli Muharip Uçağı, değişen konjektür adı altında yeni bir dış politika çerçevesine gidiyoruz derken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pek çok yapısı bunu kabul etmez. Derin devlet bu devlet bunu kabul etmez. Etmeyince ne olur? Milli siyaset belgesi değişti zaten. Etmeyince ciddi anlamda bir çatışma karışık istenir. Bu hem Türkiye'nin içindeki bir iç çatışmayı körüklemek adına yapılmaktadır. Hem de unutulmaması gereken bir şey var. Türkiye hala Suriye'deki işini yapmadı. Türkiye'nin de beklediği şeyler yapacaktı var. Yapacaktı da deprem oldu. Yapmadı. Çünkü şu hocama anda bir çok güzel ek yapayım mı? Burada tabii riding high, yani hani riding hocam, at kullanmak, evet, at sürmek için kullanacak. Evet. Yukarıdan. Vallahi kusura bakmasınlar, atı istediği kadar uzatsınlar, seçim yaklaşıyor. Trump geldiğinde atı nereye koyacağını bilir. Bir de o bölüm var. Biden ama ilginç tabii. Yani acaba ezoterizmde yüksek kapı, bacaklı at ne demek? Kapı, bir kapı, kapıyı işaret ediyor çok net. Bunun benzeri böyle bir şey de var yani. Daha İzleyicilerimiz ne düşünüyor merak ediyorum. İzleyicilerimiz de yorum olarak da yazın bunu. Şimdi Ada abiye bir ek yapayım. Ada abi hep 15 Mayıs sabahı diyorsun ya Ada abi. Evet. Ben de diyorum ki bize bir ters köşe yapıp 15 Mayıs sabahını beklemeye de bilirler. O yüzden ben 1,5 senedir uyanık olmakta fayda var. Tabii. Hakikat. O 20 Nisan güneş tutulması, her güneş tutulmasında ve ay tutulmasında dünyada bir takım olaylar olur. Eski
kavimler, eski şeyler de, insanlar da bununla alakalı değil mi? Kurban verirlerdi vesaire. Yok zaten şey yine hadis-i şeriflerde yani. O gün özel namazlar var vesaire. Evet, evet. Ya tabii ya deprem aynen konusunda öyle. Mesela 17 Ağustos'tan 6 gün önce güneş tutulması olmuştu. Tabii. 11 Ağustos'ta. Yani biz de çıplak gözle izlemiştik. Bu olan bir şey. Allah korusun. İnşallah öyle bir şey olmaz. 17 Ağustos'ta da olmuştu. Hiç unutmuyorum. Tabii 17 Ağustos'ta oldu. Yani 11 Ağustos'ta ben izledik onu hep. Aynen öyle. Hep beraber. Son kapağı. Evet. Rusya, İran. Bak Suudi Arabistan var yani arkada. Yani Çin devlet başkanına göre dünya. Evet. Öyle bir kapakla çıkmışlar. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan bayrağı var burada. Evet. Neden? Biliyor musun? Neden? Çünkü Suudi Arabistan'la şu anda gelecek olan işte bu Muhammed Bin Selman'la da çok iyi anlaşıyor Xi Jinping. İlk defa İran'la kan davalı gibi olan Suudi Arabistan'a geçenlerde Dışişleri Bakanlarını Pekin'de ağırladılar ve anlaşmaya imza attılar. Şimdi iki ülke büyükelçilik açıyor. Kanlı bıçaklı olan ülkeyi bile barıştırdı Çin. Niye? Amerika'nın hegemonyasını tamamen bu topraklardan süpürüp atmaya başladı. Çin'in bir yol bir kuşak projesinde Amerikan tandanslı hükümetler ve Amerikan tandanslı ne bileyim işte oluşumlara Çin izin vermeyecek. Burada Güneş... Rusya bayrağı var adı hocam. O en yakın bak en büyüğü o. Bak, en büyük o yapmış. Şimdi dünyanın merkeze aldığı Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonya düşüncesi ortadan kalkarken Suudi Arabistan'la İran'ı masaya oturtmak bugün için kafi gelse de yarınlar için bir garanti olduğu söylenemez. Çünkü nice devletler aynı masada nice imzalar attılar. Suudi Arabistan'la İran arasında bir çatışmanın istenmeme sebebi Orta Doğu konjektüründe şu anda Türkiye'nin pozisyonuyla alakalı. Yani Türkiye eğer o pozisyonu devam ettirirse Çin'in Orta Doğu'da, Rusya'nın Orta Doğu'da ve İngiltere'nin masadan kalkıp oturacağı yeni masada Türkiye abi formundadır. Eğer Türkiye bu masadan kalkarak öbür masaya geçerse öbür masa zaten durumu felaket noktaya geldi. Sebep daha yeni açıklanmış bir proje var. Önemli bir proje. Irak üzerinden Türkiye'nin üzerinden geçecek yepyeni bir ulaşım hattı kuruluyor. Dünyanın en büyük tren hattı kuruluyor. Dünyanın en büyük. Hocam şey Çin'in bir yol bir demir yolu onunla projesi onunla bağlanacak. Ha, demir yolu projesi Basra 2025'te üzerinden. 2025'te tamamen faal olacak. Pekin'den şimdi, Londra'ya. Şimdi bu hakikat şunu getiriyor bize. Orta Doğu Birleşmiş Milletler değil mi? Evet. Evet. Orta Doğu ya şimdi oradaki Birleşmiş Milletler ama şuna dikkat edin. Dünya 5'ten büyüktür ifadesiyle değişen bir Birleşmiş Milletlerle karşılaşma ihtimalimiz var. Onu küçük yapmışlar. Ya Çin'le Rusya'nın borusu ötüyor Birleşmiş yani Milletler. Durumlar, şimdi Fransa'yı da yanına çekti Çin. Durumlar değişiyor. Etti 3. Bu arada Fransa'ya ilk defa o teklifi götürmüş olan Çin değil. İlk defa biliyorsunuz Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı basit bir gala geçişinde Fransız Cumhurbaşkanı Macron siz de ben sen de bizim yanımıza gelsene diye bir cümle sağlar. Evet evet o enteresan. Yani Çin'in söylediği cümle Türkiye'nin önceden beyan ettiği doğrultu üzerine bir cümle. İşte burada Türk gencinin farkında olması gereken bir şey var. Hollywood sonuna geliyoruz. Filmin sonuna geliyoruz. Bu bir filmdi. Yani Ruslar ve Doğu coğrafyası kendini çok anlatamadı. O kadar anlatamadı ki kendi ülkemizde bile şu an Türkiye'nin elinde tuttuğu uçağı maket demediler mi? Uçmayacak kalorifer peteği dediler. Kalorifer peteği dediler. Ha ama garabi. 15 Mayıs'tan sonra isterlerse bunu kalorifer peteğine çevirmek isteyenler şimdi var. Şimdi Türker hocam özellikle şunu da söylemek. Son bir dakikamız. Şunu da söylemek söyleyin lazım. Söyleyin ekleyin hocam. Türkiye'ye karşı bu kadar çok tehdidin arttığı bir dönemde asla ve asla altını çiziyorum. Türkiye acilen kurmay aklını da yavaş yavaş göreve davet etmesi lazım. Türkiye'nin kurmay aklı bu anlamda çok önemli. Bak çok değerli emekli kurmay komutanlarımız, albaylarımız vesaire çok önemli isimler var. Bunlar da bir görev bilinci dahilinde yavaş yavaş orduya dahil edilmeli. Çünkü Yunanistan bunu yapmaya başladı biliyor musun? Şimdi Yunanistan'daki emekli amiraller mesela Engel Papaoulaslar onlar bunlar. Şimdi yavaş yavaş orada askeriyenin içinde bir beyin takımı çerçevesinde hareket ediyor. Bak bugün Yunanistan'ın Genelkurmay Başkanı geçenlerde EOKA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bak dikkatini çekerim. Buradan Türk gencine sesleniyorum. Yıllardır tarih kitaplarında hep bahsettik. Türk katliamlarıyla meşhur olan bir terör örgütü EOKA'nın Genelkurmay Başkanı, Yunanistan Genelkurmay Başkanı yıl dönümünü kutladı. Sen de gideceksin Türk Mukavemet Teşkilatı'nın heykelini aslanlar gibi oraya efendim dikeceksin. Anıtını yapacaksın. Varsa da yenisini yapacaksın. Yoksa da ders kitaplarında Türk Mukavemet Teşkilatı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı yolunda attığı adımları
destanlar gibi paragraflarda anlatacaksın. Mavi vatana sahip çıkacaksın. Mavi vatanı her yerde. Niye tarih kitaplarında mavi vatan yok ya? Buradan şikayet ediyorum ya. Kardeşim Misak-ı Milli var. Eyvallah. Denizlerdeki Misak-ı Milli de mavi vatan. Mavi vatan da ders kitaplarında olsun. Eyvallah. Bu genç nesil milli davasında, milli politikalarında, milli şuurunda muhakkak vazgeçmesin.